Biliyorsunuz ki bu yıl adam akıllı oyunların çıktığı yok. Ben de bunca oyunun arasında en beğendiklerimi bu videoda gösterecektim. Fakat şöyle bir durum oldu. Benim seçtiğim oyunların sayısı çok azdı. Aslında bunun benimle bir alakası yok. Oyunlarla bir alakası var ama neyse. Baktım ki fazla oyun yok ve seçtiğim oyunlarda piksel tarz grafiklere sahip oyunlar olunca dedim ki ben bunun videosunu çekeyim. Çünkü bu yıl bana göre sadece piksel oyunlar güzel çıkacak gibi geliyor. Ve sadece iki tane güzel piksel oyun çıkıyor. Buna rağmen bu iki oyunun da çok iyi olacağını düşünüyorum. İlk piksel oyunumuz Backbone. Oyuna şöyle bir bakınca tasarım harikası olduğu zaten anlaşılıyor. Bu kadar iyi grafikli oyunlar olmasına rağmen nedense piksel grafikli oyunlar daha bir ilgimi çekiyor. Ama bu şekilde tasarlanırsa tabii. Oyunun animasyonları da mükemmel. Şöyle diyeyim, ben grafiklere fazla takmam ama animasyonlar benim için çok önemlidir. İster 3D olsun ister 2D olsun fark etmez. Ve bu oyunun animasyonları gerçekten güzel. Ve oyunda diyaloglar olması da oyunlarda sevdiğim bir diğer şey. Fakat güzel bir hikaye ile harmanlanırsa. Oyunun bu kadar iyi atmosferine karşılık umarım hikayesi kötü olmaz. Hatta umarım hikayesi iyi de olmaz. Yani ne zamandır şöyle mükemmel bir hikayeli oyun oynamamıştım. Oynadıysam bile aklımda kalmamış. Umarım çok iyi bir hikaye ile bizi karşılar. Oyunun geliştiricisi ise Eknut diye bir stüdyo. Hakkında çok az araştırma yaptım ama yaptığım kadarıyla sanırım bu onların ilk oyunu olsa gerek. Çünkü başka oyunlarını bulamadım. Gelelim bir diğer piksel oyunumuza. Bu oyun gerçekten efsi olacak gibime geliyor. Umarım beklentimi karşılar çünkü ben bu oyundan çok beklentiliyim. Hani oyunda vuruş hissi desem var, boss desem var ve de oyun piksel olunca yemede yanında yat. Etkileyici görsel tasarımını ve güzel animasyonlarla oyun gerçekten güzel bir deneyim sağlatacak gibime geliyor. Bu oyunu fazla araştırmadım, nasıl bir hikayesi olacak bilmiyorum ama umarım bir hikayesi olur. Çünkü böyle bir oyunu hikayeyle beraber tüketmek isterim. Ama hikayesi olmasa da olur. Çünkü şöyle bir vuruş hissi veren ve boss olan bir oyunda Dark Souls gibi sıkıcı olmadığı takdirde hikayesi olmasa da güzelce oynanır diye düşünüyorum. Şimdi size bu sene çıkacak bir oyun göstereceğim ama rezalet bir oyun. Yani en azından gördüğüm kadarıyla rezalet. Abi bu oyunda silah diye bir şey var ve eğer oyunda silah varsa vuruş hissine de bakılır. Hani silahtan kastım tabanca, pompalı vesaire değil. Tamam o da dahil ama silah olduğu sürece vuruş hissine de bakılır. Yakın dövüş varsa yakın dövüşü hissine bakılır. Şimdi bu oyunda bir vuruş hissi var ve bu vuruş hissinde hissettiğim tek şey düşmanlar kartondan mı lan? Yani bu nasıl bir vuruş hissi anlamadım. Arkaya bir rock müzik koymuşlar sanırım insanları gaza getirmek için. Ama ben bu oyunu görünce diyorum ki Left 4 Dead oynarım. Olmadı arkadan da bir rock müzik açarım tamamdır. İşte mis gibi vuruş hissi oyun. Ama bu oyun yani görüyorsunuz zaten üstünde fazla bir şey demeye gerek yok. Bu oyunda bu sene çıkacak ve bir önceki oyundan sonra vuruş hissinin ne kadar iyi olduğunu görüyorsunuz. Zaten bunu göstermek için yaptım. Hani bir önceki oyuna bakın bir de bu oyunun vuruş hissine bakın. Hem o aradaki farkı göstermek için hem de bu sene çıkacak bir oyunu göstermiş oldum. Ve oyuna baktığımda Left 4 Dead'e benziyordum. Her ne kadar zombili yapımların hiçbirini sevmesem de vuruş hissinin mükemmel ötesi olması bu oyunu güzel yapıyor. Neyse video bu kadardı. Şimdi sorarsınız yorumlarda Yavuz nerede diye. O yüzden şimdiden söyleyeyim. Yavuz Mardin'de. O yüzden ben tek çektim bu videoyu. Neyse görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.